Herkese tekrardan merhabalar. Bayağı uzun bir ara olduğu farkındayım ama güzel bir videoyla geri döneyim istedim. Ben bir bebek odası hazırladım. Bir oğlum olacak. Onun odasını hazırladım ve şimdi bugün sizinle bebek odasını paylaşacağım. Neyi nereden aldım, ne kadar aldım, işte neyi değiştirdim, ne benim değişimim, hangisi hazır falan hepsini tek tek anlatacağım. Öncelikli olarak Pinterest'te sürekli karşıma çıkan IKEA'nın bu Hemnes dolabıyla başlamak istiyorum. Ben bu dolabın kendi kulplarını kullanmadım. Kendi kulpları birçoğunuz biliyorsunuzdur siyah. Ben burada rattan, ahşap, böyle bambu kulplar kullandım. Şimdi birazdan detaylı bir şekilde de göstereceğim. Bebek için böyle organize küçüklü büyüklü çekmeceler gerçekten çok pratik oluyor. O yüzden bebek odasında giyinme dolabından ziyade böyle bir şifonyer tercih ettim. İlk olarak şifonyerde kullandığım kulpları detaylı bir şekilde göstermek istedim size. Şöyle daha yakın aldığımız zaman böyle bu şekilde ahşap rattandan güzel güzel kulplar. Ben bunu Trendyol dolap uygulaması üzerinden aldım. Açıklamalar kısmına gereken satıcı bilgilerini falan da yazarım. Eğer beğendiyseniz siz de ulaşabilirsiniz. Zara Home'da çok benzer halat kulplar vardı ama onların böyle temizlikle falan silinmeyle deforme olacağını düşündüğüm için alamadım. Ona da bakabilirsiniz. İkinci olarak duvarda kullandığım raf. Aslında IKEA'da çok güzel bir model vardı. Yine beyaz ve ahşap şeklinde. Asla stoğa girmedi. Ben de Bauhaus'tan yerine muadil olarak böyle bir raf aldım. Aşırı kaliteli değil. Uydurduk diyebilirim. Daha iyileri var. Onları almanızı öneririm. Üstünde kullandığım renkli ahşap gökkuşağı ve küpler yine Trendyol'dan. Böyle natürel bu tonlarda bir oda yaptığım için bu renkleri tercih ettim. Yine şifonyerin üzerinde kullandığım Baby Nest yani bebek yuvası olarak geçen parça Zara Home'un bu sezon ürünü. Yanındaki minnak ayakkabılar Next'ten, küçük diş kutuları Paşa Bahçe mağazaları, bebeğinizin ilk saçı ve ilk dişi için böyle dekoratif gümüş kaplama. Çok tatlış kutular. Tavşanımız İsveç'ten. Elis'in oyuncağıydı. Bu odada yerini aldı. Yıldız H&M Home'dan böyle şifonyer üstü minik bir dekor yaptık. Ve tabii ki olmazsa olmaz zürafa H&M Home'dan çok tatlı. Bazen bu odada, bazen Elis'in odasında yer değiştirerek kullanacağız. Şimdilik bu odada yer buldu. Yine odanın bu tarafında da böyle bir oyuncak dolabı tarzı bir şey yaptım. İki tane rattan sepet, iki tane de panç işlemeli gökkuşağı sepet kullandım. İşte bebeğin bezidir, ıslak mendildir falan bunları yanımda içeriye taşıyacağım zaman şu gökkuşağı sepetlerden bir tanesini işte ev kiti olarak hazırlamayı düşünüyorum. Geriye kalana da işte ufak tefek ıvır zıvır, oyuncak vesaire bunları koyarak işte bebeğin ıvır zıvırlarını görsel bir şekilde depolamayı hedefledim. Böyle bir şey oluşturduk. Açıkçası çok beğendim. Çok sade oldu. Erkek bebek olacak. Ben odasında mavi ve tonları çok kullanmak istemedim açıkçası. Böyle krem ve rattan tercih ettim. Çok çok içime sindi. Umarım siz de böyle fikir arayışındaysanız size de fikir olur. Sepetleri yerleştirdiğim dörtlü raf yine IKEA. Kallax açık raf sistemi olarak geçiyor. Bunun dörtlü küp olanı, uzun olanı, iki sırası olanı bayağı bir alternatifi var. Siz odanıza göre nasıl tercih edecekseniz onu da seçebilirsiniz. Benim için dörtlü yeterliydi. Çünkü yükseldiği zaman devrilme durumları ortaya çıkabiliyor ve bebek odası için haliyle risk yaratıyor. Ondan da ötürü böyle kısa olan dörtlüyü tercih ettim. Bu normalde yan tarafına yani nasıl söyleyeyim? Şöyle şuradan dikine koyulup yukarıya doğru dörtlü uzayan bir dolap. Ama böyle yatay yatırarak da kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi devrilme riski olmasın diye ben bunu bu şekilde yatay kullanmayı tercih ettim. İki sıra kullananları da görüyorum Pinterest'te. O da çok tatlı. Bence onun da çok fazla devrilme riski yok bu şekilde kullandığınızda. Ama yine de ben risk alamadım. Dörtlü yeterliydi. O yüzden bunu kullandım.
Yine şu tarafta farklı bir köşe oluşturdum. Orayı da şu an ayrı çekeceğim. Arka taraftan çok fazla güneş aldığı için biraz karanlık çıkıyor. Dediğim gibi burada da böyle ayılı bir köşe oluşturdum. Bebeğin kıyafetleri için bir kirli sepeti, yine ıvır zıvırları için aynı desenden bir sepet ve bir Amerikan servis vardı aynı desende. Onu da duvara duvar dekoru olarak alıp astım. Yine burada böyle boşta kalan bu köşe için şöyle bir minik jüt ayıcıklı halı iliştirdim. Bu köşemizde böyle oldu. Ekstradan bir masa almadım. Elis'in eski masası burada değerlendi. Alsaydım böyle rattan beyaz karışımı bir masa alabilirdim. Elis büyüdü, daha büyük bir masaya ihtiyacı var diye bu masamız boşa çıkınca bunu da burada kullanmak istedim. Gayet böyle sevdiğim tonlarda çok tatlış bir oda oldu. Perdesi için şöyle tamamen detaysız keten tülden katlamalı bir perde tercih ettim. Bu da yine dediğim gibi çok aşırı içime sindi. Çünkü çok basic ve renksiz bir oda istiyordum. Renkler böyle minik detaylarda olsun istiyordum. Çok da hoş oldu, içime sindi açıkçası. Ve en son olarak da bebek yatağı kısmı. Beşiği birçoğunuz tanıyorsunuzdur zaten. Kızıma da bunu kullanmıştım. Oğlum için de yine aynısını tercih ettim. IKEA'nın en basic masif ahşap, böyle ham ahşaptan yapılmış Sinigler isimli beşiği. Açıklamalar kısmına ismini yazarım. Oğlum için de aynısını tercih ettim. Dokusu, materyali, malzemesi, görüntüsü, şu natürel görüntü gerçekten benim için en güzel görüntü. Bu ahşap beşiğe şöyle bir dönence asma aparatı monte ettirdik. Yine bu aparatı da Trendyol'dan aldım. Açıklamalar kısmına eklerim, bakarsınız. Ve yatak için yaptırmış olduğum bu tatlış mı tatlış dönence. Bunu ben Instagram üzerinden Eagle Makrome diye bir sayfa var. Oraya yaptırdım. Hayal ettiğimden bile çok daha güzel oldu diyebilirim. Böyle odanın star parçası bence bu. Böyle tarçın, hardal, bu tarz renkler kullandığımız için odada. Dönencede de bu renkleri tercih ettik. Şöyle görünüyor. Gerçekten muntazam oldu. Sayfanın etiketini de açıklamalar kısmına yaparım. Yine bakarsınız. Yatak içinde böyle ketenden bir nevresim. H&M Home'dan böyle bir yatak örtüsü, battaniye vesaire, böyle bir şey tercih ettim. Renkler falan bayıldım. Hani daha net söyleyemem. Gerçekten bayıldım. Size de şöyle birazcık daha geniş açıyla göstereyim. Şöyle. Çok tatlı oldu. Bu beşik anne yanı beşiği de olacak aynı zamanda. Normalde kendi sistemiyle olmuyor. Ama ufak tefek IKEA hackler var, biliyorsunuzdur. Mesela yatağın şu korkuluk kısmını çıkarıyorsunuz. Şuralarına plastik kelepçeler oluyor, şöyle şuralarına. İki tane taktığınızda 3 ay 4 ay falan bunu anne yanında bir yanı olmadan kullanabiliyorsunuz. Gayet sağlam oluyor, yani bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Güvenmeyenler iki kelepçe takabilirler. Ben de anne yanı olarak ihtiyaç duyarsam 3-4 ay için bir anne yanı beşiği almadım. Bunun tek yanını çıkararak anne yanında anne yanı beşiği olarak kullanacağım. Size de tavsiye ederim. Genel olarak böyle bir oda oldu. Şöyle göstereyim size de. Girişimiz hemen girişte yatak. Şöyle şu tarafta böyle şifonyer ve dekoratiflerimiz. Burada oyuncak sepetleri. Bunun üstüne de yine böyle farklı farklı bisküvi minderler, çok moda bu yıl biliyorsunuz. Öyle bir şeyler yaptırarak bu oturak haline de getirilebilirdi. Hani öyle bir planım da var ama emin de değilim, böyle çok minder minder de yapmak istemiyorum. Şu köşeyi şöyle tekrar göstereyim. Burasına ben bayıldım. Böyle arkadaşlar, çok böyle minnak, minimalist bir oda oldu bence. Ha bu arada bu halım Zara Home yün halı. Geçen sene almıştım. Bebek odasında kullanmak kısmet oldu. Böyle iki tane minik halı kullanmış oldum. Odada şöyle bir avize kullandım. IKEA'dan yine. Bu da böyle rattan. Böyle bir oda. Umarım beğenmişsinizdir. Oda hazırlayacak olanlara fikir olabilmiştir. Şöyle şu kısmı bir kere daha göstereyim. Zürafamız devrilmiş. Böyle.
Benim çok çok içime sindi. Umarım sağlıkla, huzurla kullanırız. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.